Hep basılı mı kalsın? Evet, basılı kalsın, sonra bırakırız. Ne sister? Sister's Lab. Sister's Lab. Bugün buradan mikser yaptık. Bunlar bayağı iyi hava yapıyor. İki kabloyu pilin ucuna bağlıyoruz. Ve bu oradan elektrik motora geliyor. Sen de çalıştır. Potansiyometreyle ışığımızı ayarlıyoruz. Mesela ismini söyleyemiyorum ama ismi Lehim mi? Evet, Lehim. Açma kapama tuşu, kablo, motor, pil. Sister's Lab. You're not born a woman, you yet have to become one, is what Simone de Beauvoir once said. Sisters Lab, yani Kız Kardeşler Laboratuvarı projesi, Mardinli kızların bilim ve teknoloji atölyeleri yoluyla güçlenmelerini hedefliyor. Kıza bir proje olmaması kesinlikle Doğu ve Güneydoğu için çok güzel bir şey. Ama erkekler de olsaydı güzel olurdu. Çünkü belki kızlardan da öğrenebilecekleri bir şey olduğuna inanabilirlerdi bu şekilde. Proje kapsamında liseli kızlar ilk önce bilim ve teknolojiyle pratik bir şekilde tanışıyorlar. Ardından bu alanda derinleşerek eğitmen pozisyonuna geliyorlar. Devrelere karşı hep bir korkuyla bakardım. Artık korkmuyorum. Sorularından da korkmuyorum. Sorunlarından da korkmuyorum. Artık bozulan şeyleri bile açıp bakıyorum içine. Neresi bozuk diye düşünüyorum anlamasam bile. Ya da en azından ben artık bu tür şeylerle ilgili meslekler hayal edebiliyorum. Ve sonrasında ortaokulu kız kardeşlerine edindikleri deneyimi aktarıyorlar. Bizim burada herhalde kızların seçilmesinin sebebi de böyle kızların daha bir dayanışma içinde olması. Erkekler bize hep küçük davrandı, siz bunu yapamazsınız. Ama bence kadınlar daha böyle işlere daha düşkün. Çünkü erkekler futboldan başka bir şey düşünmüyorlar. Sadece erkekler bir şey yapacak değil, kızlar da yapacak. Hatta onun üstünde de çıkabilir. Eşitsizlik olmayacak yani. Onların bunu anladığını, kavradığını görmek çok hoş bir duygu. Ama aynı zamanda bunu yaparken aman ona bir şey olmasın, aman elini yakmasın demek de biraz telaşlandırıyor insanı. Ya böyle gerçek ablam gibiydi. Sadece o değil, tüm ablalar ilgilendi hepimizle. Yani böyle bir ablam olsun isterdim gerçekten. Ayrıca dönemin sonunda kızların atölyeler boyunca ürettikleri projeleri sergileyebilecekleri bir etkinlik organize ettik. Burayı da bir bilim kadını olarak Feryal Özel'i davet ettik ve Feryal Hanım Mardinli gençlerle birlikte astronomi üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi. Kız çocuklarının hem eğitime hem de özellikle bilime yönlendirilmesi çok önemli. Bundan toplumca kazanırız. Çünkü kız çocukları akıllı, yaratıcı, tuttuğunu koparan, bir sunulduğunda bunu ona çeviren yaratılıştalar. Yani Sister's Lab değil de neden Brother's Lab değil? Yani ne oldu yani? Çünkü hep Brother's Lab oluyor da o yüzden. Yani zaten dünyanın düzeni Brother's Lab üzerine kurulu. O yüzden... Sister's Lab.